E-zayıflama. Diyette temel besin grupları. Biz okullara gidip bunları zaten yeterince bilgisini vermeye çalışıyoruz çünkü çok çok önemli. Temel besin grupları bizim tahıl grubu dediğimiz, et tavuk balık grubu dediğimiz, süt ve süt ürünleri grubu dediğimiz, meyve ve sebzeler dediğimiz ve yağ dediğimiz yaklaşık 5 grupta toplayabiliriz bunları kabaca. Et tavuk balık, güzel yağsız etleri tercih ediyoruz. Tavuklar dediğimiz derisiz istiyoruz tavukları genel olarak. Balık haftada 2 kere mutlaka öneriyoruz. Et de aynı şekilde, tavuk da aynı şekilde. Onun dışında tahıl grubu dediğimiz gruplarda zaten yulaflar, kepekli makarnalar, tam buğday unları, tam buğday ekmekler. Bunları kullanıyoruz. Tahıl grubu dediğimiz arasında bunlar var. Onun dışında et ve et ürünlerine dahil ettiğimiz bir kısım daha var. Peynir ve yumurta ya da biz et ve et ürünleri arasına katıyoruz. Yine aynı şekilde tahıllar, kuru baklagiller, bunların diyetinde mutlaka olmasını istiyoruz. Haftada 2 kere kuru baklagil, 1-2 kere et, tavuk, balık istiyoruz. 2 kere balık istiyoruz. Sebzeler yine aynı şekilde 2-3 kere istiyoruz. Meyve ve sebzeleri totalde 5 porsiyon tutuyoruz. Bunların 2 porsiyonunu meyve olarak tercih ederiz. Çünkü meyve şekeri de çok fazla tüketildiğinde bizim için problem oluşturabiliyor. Şekerler de ani dalgalanmalar yaratabiliyor. Bu yüzden genelde 2 porsiyonda tutarız. 3 porsiyonu sebze olarak tercih ederiz. Onun dışında süt ve süt ürünlerini 2 porsiyonda tutuyoruz. Laktoz intoleransı gibi ciddi bir hastalık olmadığı sürece tüketiminde herhangi bir problem yoktur miktarına dikkat ederek. Ama laktoz intoleransınız varsa tabii ki de sütlerinizi laktozsuz tercih ettiriyoruz. Ya da ona göre belirli bir miktarda kısıyoruz süt ve süt ürünlerini. Bunun dışında yağlar dediğimiz şöyle. Bizim iyi yağlar ve kötü yağlar olarak ayırdığımız yağlarımız var. Fındık, ceviz, badem, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, badem yağı bunlar iyi yağlardır. Kötü yağlar dediğimiz bu kızartmalardaki yağlar bizim için kötü yağlardır. Onun dışında margarinler, çok aşırı tereyağı tüketimi. Bunlar da çok da sağlıklı bulduğumuz yağ çeşitleri değil. Genel olarak Akdeniz beslenme tipi zaten literatürde istediğimiz bir beslenme tipi oluyor. Şu anda en revanşta olan odur. Bu yüzden de biz genelde zeytinyağlı beslenmeyi tercih ediyoruz. Sağlıklı yağlardan gidersek, omega 3'lerden, omega 6'lardan uzaklaşmadan gidersek yağ konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Diyetlerimizi ekliyoruz.